1993 yılından bu yana Menzil Cemaati'nin liderliğini yapan ve Gavs-ı Sani olarak anılan Seyyid Abdülbaki Erol'un ölümü bir kez daha gözleri bu cemaate çevirdi. Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı olan Menzil Cemaati, Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle Gülen yapılanmasının 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında tasfiye edilmesiyle devlet kadrolarında önemli bir güce ulaştı. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Cemaat, dini faaliyetlerin dışında televizyonculuktan pazarlamaya, gıdadan özel hastaneye, online alışverişten kariyer sitesine kadar birçok ticari alanda faaliyet yürütüyor. Bu nedenle holdingleşen cemaat eleştirilerine neden oluyor. DV Türkçe Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırları içindeki Menzil Köyü'ne gitti. Adıyaman'a 80 kilometre uzaklıktaki Menzil Köyü'ne giderken Kahta'dan sonra zaman zaman tek şeritli yollardan geçiliyor. Ancak bu tek şeritli bozuk şehirler arası yol Menzil Köyü yoluna dönülmesiyle birlikte değişiyor. Burada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çift şeritli modern bir yol dikkat çekiyor. Menzil Köyü, köy görünümünden uzak, özel kurulmuş bir beldeyi andırıyor. Bir yanda ibadet, bir yanda ticaret, diğer yanda da turizm aynı anda yapılıyor. Menzile girildiğinde gelenleri solda bir otogar ve küçük bir sanayi karşılıyor. Bu otogar, cemaatin firması olan Haşemi Turizm tarafından işletiliyor. Buradan Türkiye'nin dört bir yanına otobüs seferleri düzenlenebiliyor. Otogarda ayrıca Türk Hava Yolları'nın da bir masası var. Köyde neredeyse her iş yerinin adı Menzil. Köyün ana caddesinde lokanta, market ve eczane Menzil adıyla faaliyet yürütüyor. Markette bilinen ürünlerin yanı sıra cemaate bağlı şirketlerin ürettiği ürünler de satılıyor. Bu bölgede bekleyen Menzil'e bağlı güvenlik görevlileri hem trafiği yönetiyor hem de köye giren çıkanları kontrol ediyor. Menzile bağlılığını bildirmek ve tövbe etmek için gelenler aynı zamanda tatil de yapıyor. Menzil Köyü içerisinde yer alan buhara evleri bu amaçla yapılmış. Devri mülk şeklinde satın alınabilen bu evlerde ücret karşılığında da kalınabiliyor. İçinde hamam, havuz, sauna, akvapark ve termal suyun bulunduğu buhara evleri 41 bloktan oluşuyor. Köy merkeziyle buhara evleri arasındaki göletse ayrıca dikkat çekiyor. Göletin kenarında Menzil cemaatinin lideri için özel bir yerde yapılmış. Menzil köyündeki dükkanlarda çalışanlarsa yine cemaat üyeleri. Bunlardan bazıları aileleriyle köydeki evlerde kalıyor. Bu kişiler maaş karşılığı çalışırken özellikle çocuklar Menzil çay ocağı ve lokantasında ücretsiz görev alıyor. Menzil sokaklarında erkekler genellikle takkeli, şalvarlı ve uzun kollu gömlekli. Kadınlarsa çarşaf giyiyor. Köyün temizliği ve her türlü bakımı cemaat üyeleri tarafından yapılıyor. Cemaat üyeleri ibadetlerini ise Menzil'in merkezindeki büyük camide gerçekleştiriyor. Burada her namaz saatinin ardından tövbe seansı yapılıyor. Müritler bir daha günah işlememek için tövbe ediyorlar. Son yıllarda Menzil cemaati liderinin hasta olması nedeniyle namazları oğlunun kıldırdığı öğrenildi. Camide bulunan görevliler ise cemaat üyelerinin giriş çıkışını yönetiyor. Kurbanım koşmadan yavaş bir şekilde gelin. Koşmayın kurbanım. Müritler birbirine Sofi veya kurban diyerek hitap ediyor. Sabah ve ikindi namazlarından sonra caminin yanındaki aşevinde ücretsiz çorba ve ekmek dağıtmaksa gelenek olmuş. İçinde cami ve çarşının bulunduğu külliye bölgesine kadınlar giremiyor. Kadınlar külliye alanına ayrı bir kapıdan giriyorlar. İçeride ayrı bir bölümleri var ve erkeklerle bir araya gelmiyorlar. Ancak külliye yerleşkesi dışındaki çarşıda kadınlar eşleriyle birlikte sokakta dolaşabiliyor. Caminin hemen yanındaysa Menzil liderinin bir sarayı andıran evi bulunuyor. Üç katlı bu evin ikinci katında oluşturulmuş küçük bir balkondan zaman zaman Menzil liderinin müritlerini selamladığı ifade ediliyor. Caminin bulunduğu bölgede yine bir çarşı bulunuyor. Burada Menzil adıyla çay ocağı, lokanta ve hediyelik eşya satan dükkanlar yer alıyor.
Caminin diğer yanındaysa medrese olduğu söylenen büyük bir bina göze çarpıyor. Burada cemaat üyesi çocuklar yıl boyunca hafızlık eğitimini alınıyor. Köyde bulunan okulsa bu dış cephesi gösterişli olan binadan çok daha küçük. Köyün mezarlığı da bu binanın yanında bulunuyor. Bu mezarlıkta cemaatin önde gelenleri ve çalışanlarının yanı sıra isteyen üyeleri de defnediliyor. Köyde zaman zaman duvarlarda görüntü çekmenin yasak olduğuna dair uyarı yazıları yer alıyor. Köyün neredeyse her yanı güvenlik kameralarıyla izleniyor. Menzile yalnızca cemaat üyeleri değil, farklı tarikatların mensupları da geliyor. Vefat eden ve son yıllarda hasta olan menzil lideri tedavi için İstanbul'da bulunuyordu. Yerine ise oğulları vekalet ediyordu. Menzil liderinin halife denilen 6 temsilcisi bulunuyor. Bunlardan 3'ü oğulları, diğerleri ise seyda denilen cemaat yöneticileri. Kendilerine seyda diyen cemaatin önde gelen yöneticileri bu külliye içerisinde yer alan büyük ve gösterişli evlerde kalıyor. Bu yapıların dışında menzilde inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Köyün hemen yanında yer alan Göçeri köyünde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan bir devlet hastanesi cemaat üyelerine hizmet veriyor. Menzil cemaati özerk bir yerleşim görüntüsü veren merkeziyle her geçen gün biraz daha büyüyor. Ancak Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra yerine kimin geçeceği, cemaatin nereye doğru yol alacağı ise şimdilik bilinmiyor.